Günaydın değerli izleyenler medya dünyasına hoş geldiniz. Yaklaşık iki saat boyunca bugünkü konuğumuz Ümit Akdan'la medyada öne çıkan gelişmeleri ve süperlik maçlarını değerlendireceğiz. Efendim günaydın, hoş geldiniz. Günaydın, hoş bulduk. Nasılsınız? Çok şükür, iyiyim. Sen de iyisin. İyiyim ben çok de çok teşekkür ederim. Ekipte gibi. Evet, gördüm. bugün bugün enerjik evet. başladık. İnşallah Güzel. bu şekilde Güzel. de devam İnşallah. eder. Ee, düne giderek başlayalım mı Ümit Haktan? Olur. Süper 16. hafta heyecanını yaşıyoruz. Trabzonspor'la başlayalım. Trabzonspor Vavakars, Fatih Karagümrük'le karşı karşıya geldi dün değerli izleyenler ve sahadan 4 birlik mağlubiyetle ayrıldı. Maçın özetini ve basın toplantısını izleyelim önce, sonra detaylıca konuşacağız. Evet Ümit Akdam geçen hafta ligin kaderini, seyrini değiştiren bir Trabzonspor, bu haftaysa bambaşka bir Trabzonspor. Bunu neyle açıklayacağız ilk olarak? Yani Trabzonspor bu hafta da yani daha doğrusu 3 gün arayla iki kez ligin kaderini değiştirdi. Evet. Bu maçta da değiştirdi. Doğru. Kendisini yarışta baya bir geride bıraktı. Ee, bir klişe vardır. Ben hiç peşine takılmam o klişenin. Kazanan takım bozulmaz. Böyle bir şey yok. Çünkü oynadığınız iç saha, bu oynadığınız dış saha. O oynadığınız Fenerbahçe, bu oynadığınız Karagümrük. Orada oynadığınız oyun e, size zaferi getiriyor. Aynı kadroyla çıktığınız zaman hem yorulmuş hem yıpranmış bir takımda çıkıyorsunuz. Hem alışık olmadığınız bir ortamda oynuyorsunuz. Hem de puana şiddetle ihtiyacı olan yani can havliyle oynayan bir takımla oynuyorsunuz. E, ...aynı kadroyla e, devam etmeme etmek bana göre çok büyük bir yanlıştı. Bu maçın oyuncuları farklı olabilirdi. Çünkü e, daha sağlıklı bir savunma ve daha sabırlı bir oyunla... ...geçen hafta iki yaptık, bu hafta da dört yaparız duygusuyla çıkılmasaydı... ...Milli Takım'ın kalecisi Türkiye'nin en iyi iki kalecisinden biri... ...daha doğrusu iki Türk kalecisinden biri diyelim. Hı. Muslera'yı da işin içine katalım... Ee, dün mesela Batuhan böyle bir ışık yaktı bize. Ee, Uğurcan'ı dörtlük yapan Uğurcan'ın kalitesi değil. O takımın savunması, bozulmayan, aynı düzende oynayan savunması ve o savunmaya hiç yardım etmeyen, takım olarak savunmayan orta alan ve üç ilerideki oyuncular. Bir hayalete dönmüş oyuncular var. Viska daha formunda değil. E, Trezege bir maç oynar bir maç oynamaz Büyük maçı oynar maç seçer e, İki maçı üst üste Üç gün arayla kaldıracak bir Fizik yapısı yok Böyle bir zenginliği yok e, Canini zaten e, Galatasaray'da Van Arnold neyse hemen hemen ona dönmüş Bavulu kapının önünde Bekliyor gibi evet. Yani şiddetle takviyeye ihtiyacı olan bir takım Ve e, zaten hatasını Abdullah Avcı da kabul etti bozmayayım dedim o takımı ve hata ettim dedi. Bence bu maçın yapısı, oyun şekli, oyun formatı ve oyuncu dizilişi daha farklı olmalıydı. Şimdi şöyle yavaş yavaş başlıklara bakalım. Sabah gazetesiyle başlamak istiyorum ben. Sabahta fırtına paramparça başlığı atılmış dünkü mücadeleyle ilgili. Geçen hafta Fenerbahçe'yi devirerek ligin seyrini değiştiren Trabzonspor İstanbul'da Fatih Karagümrük'e teslim oldu. E, köşe yazıları var e, bu sayfada. İskender Günen takımda istek ve arzu yoktu e, bölümüne dikkat çekmiş. İstek ne, arzu ne? Aynı. Aynı şey değil mi? Aynı. <laughs> yani istek var, arzu yok. Olamaz. Evet. Peki. Bu tarz, Sevgili İskender'in kulağı çınlasın. <laughs> sıkıntıları bazen olabiliyor ne yazık ki. Şimdi aslında tam bu noktadan ben de devam etmek istiyorum. Fenerbahçe maçı Trabzonspor açısından çok farklı bir atmosfer, çok farklı bir motivasyon. Bu anlamda Tabii. da daha farklı bir performans anlamına mı geliyordu? Yani biz şu anda Trabzonspor'u şu anlamda değerlendiremez miyiz? Evet Trabzonspor arayı iyi değerlendirmiş, iyi dönmüş. Dersek Fenerbahçe maçı açısından o zaman aldatıcı mı olacak bizim için? Yani Karadümrük karşısında Arayı iyi değerlendirmemiş olarak. demek ki Trabzonspor. Aynı kadro 3 gün arayla 2 tane önce maç. öyle düşündük çünkü. Evet, oynatmıyor, oynayamıyor bu takım. Dolayısıyla revize edilmesi gereken e, durumlar var. Bir de Hı -hı. kiralık gönderdiğiniz bir oyuncu size sansasyonel bir gol atıyor. Farkı üretiyor. E, bunun da bir sıkıntısı var. E, Fenerbahçe'nin de Trabzon'da ben elimi kolumu sallasam herkesi yenerim duygusu vardı. Bunu zaman zaman yaşıyor. Seri galibiyetlerin ardından, farklı galibiyetlerin ardından sonra bir yer geliyor tökezliyor. Konya'da seri galibiyetlerin ardından tökezledi. Giresun maçında içeride ben bir elim arkadan bağlı olsa da yenerim dedi ve tökezledi. Trabzon'da benim ölüm bile buradan puanı çıkartır. Hatta 3 puan da rahat rahat alır bu oyuncu kadrosu dedi. Tökezledi. Ama biraz ciddi oynadı Hatay maçında nereye çıktığını takımın gördük. Trabzon maçıyla bunun ilgisi yok. E, çünkü o deplasman zorlu bir rakip ve size karşı iyi çıkışan yani hani güncel deyimle e, kontratak dediğim benim geçiş oyunu dedikleri çok bilenlerin bir oyun tarzı var. Türkçemize yerleşmiş bir kontratak kavramı var. kahvedeki 40 kişi de biliyor. Geçiş oyunu anlat diyorum anlatamıyor. Ne demekse geçiş oyunu? O, o oyunun e, formatı içerisinde e, burada yani bazen orada yaptığınız şey burada olmaz. Orada yediğiniz yemek bu lokantada olmaz. O ceket o mekana giderken giyilmez. Başka bir şey. Yani duruma uyum sağlayabilecek bir ee, bu kalemin olmalısınız futbolun içerisinde. Trabzonspor bunu yapamadı. Fenerbahçe de bunu zaman zaman yapamıyor ama yaptığı zaman çok başarılı yapıyor. Çünkü herkesin her şekilde her çeşit gol yükünü paylaşabildiği bir takım var ortada. Evet. Ama Trabzonspor bunu kitledi. Çözdü, sonuca gitti. Böyle devam edecek. Yani Fenerbahçe 2-0 yenen takım Karagümrü'yü de yener. Duygusunu 3 gün içerisinde oyuncuların beyninden çekip alamadı Abdullah Avcı. Bu maç başka bir maç. Çok zor bir maç. E, Bonini diye bir adam var. E, çok tehlikelidir. E, i̇yi bir kalecileri varmış diye maçtan sonra söyleyebilecekleri bir cümle. Bunları dillendiremediği için e, Baka Bakasetas'ın yürüyen Bisa'nın sakatlandığı takımı eksik bıraktı. Canini'nin bir hayalete dönüştüğü hiçbir verim sunamadı. bir tek Abdülkadir Ömür'ün çırpındığı Hamçik'in oyuna girdikten sonra herhangi bir katkıda bulunamadı Bartran'ın bir enkaza dönüştüğü bir takım düzeninden evet. yani üç gün içerisinde bu takım nasıl bu hale dönüştü? Demek ki mental olarak oyun gücü olarak değil, mental olarak hazırlanmamışlar. Tam e, tam trezege, fenerbahçe evet. maçında mental olarak çok iyi hazırlanmış. Doğru Teknik Karabinuk adam sevk almış. ve idare ederken Trezeguet'in o maçı farklı oynayacağını bu maçı da farklı oynayacağını hissetmeliydi. Trezeguet'i oyundan alacağınıza kenarda tutmalıydınız. Son bir bir götürebileceğiniz bir oyunda oyuna atmalıydınız. Ben öyle düşünüyorum. Abdullah Avcı bu hatalarını kabul ediyor zaten. Hatasıyla yüzleşebilen bir teknik direktör. Evet. Dolayısıyla bu bir çöküş değildir. Ama yarışta çok büyük bir dezavantajdır. Şimdi Takvim Gazetesi'nde Abdullah Avcı'nın açıklamalarına bakıyorum bir taraftan. E, şık olmadı, hiç yakışmadı diye az önce ekranı da getirdik. Geçen hafta Türkiye'nin gündemini değiştirdik. Trabzonspor böyle kolay teslim olmaz, ben de olmam şeklinde. Aslında o iddiasını e, gelecek haftalara yine taşıyor. Bir taraftan şöyle parka bakıyorum. <laughs> Elgi geçen sırada. hafta Smokin Papyon çok şıktı <laughs> Trabzonspor. Bu hafta e, yamalı pantolonla çıktı. <laughs> hiç çık değildi. 26 Doğru söylüyor. Puan da evet. e, Trabzonspor ve şu an Fenerbahçeli arasında yeniden 6 puan. Yani Beşiktaş'ta Adana Demirspor karşısında bir Tabii. kayıp yaparsa o da yarışta kapatamayacağı bir farkla Trabzonspor evet. gibi geride kalır. Artık Avrupa kupalarına gidebilme evet. mücadelesine dönüşür iş. Onu da birazdan konuşacağız ama bir taraftan da Fatih Karagümrü de yaban atmamak lazım ütaktan. <laughs> Enteresan bir takım. Büyük takımlara karşı özellikle sıkıntı çıkartabilen bir e, takım. Ben sana bir örnek vereyim mi? 1900 e, sanıyorum 81 Ankara Gücü. 80 olması lazım yanılmıyorsam. Hafızam yanıltabilir, bulurlar onu. Ee, Ankara gücü Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'u yendi. Hatta rahmetli Mustafa e, Ankara gücünün forvetinde oynuyordu. E, kalecilerin korkulu rüyası dediğimiz Mustafa. E, köpek kovalarken kalp krizi geçirdi ve öldü. E, o O takım küme düştü. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor'u yenip küme düştü. Yani Karagümrük'ün sansasyonel maçları var. Evet. Puan cetveline baksana. Bana ne sen Trabzon'a dört tane atıyorsan. 16. Senin Giresun'u yenmen lazım. Alanya'yı evet. yenmen lazım. Senin hedefin İstanbulspor. Ama işte Ümraniye. Piro'da büyük takımlara karşı ekstra bir motivasyonla ve takıma Kimse tabii Kimse Sizin Trabzon'a dört attığınızı hatırlamaz. Küme düştüğünüzü hatırlar.